Merhaba arkadaşlar. Yarı Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Başak. Bugün sizlere Amerika'daki turlar hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle birkaç tane tur ismi vermek istiyorum sizlere. Bunlardan birisi Tours for Fun, bir diğeri Take Tours, bir diğeri Via Tour, bir diğeri OC Student Center. Alacağınız turları önceden satın almanız gerekiyor. Bazılarını 3 gün önceden, bazılarını 45 gün önceden satın almanız gerekiyor. Çünkü belli bir kontenjanları oluyor bu turların. Ve haftanın her günü olmuyor. Özellikle buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani atıyorum bir pazartesi, cumartesi, pazar başlangıçlı olabiliyor. Ya da haftanın her günü başlangıçlı bir tur olabiliyor. Bu yüzden planlarınızı yapmaya başladığınızda sonra turu hallederiz gibi düşünmeyin. Mutlaka önceden bakın. Bir de ücret konusunda elden ödeme almadıkları için mutlaka site üzerinden hesap veya kredi kartıyla ödemenizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Turları alırken özellikle başlangıç ve bitiş yerlerine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü turlar nerede başlarsa orada bitiyor genellikle. Ve sizi havalimanından karşılama transferleri de yapabiliyorlar. Yine aynı şekilde bitişinde de o havalimanına bırakıyorlar sizi. O yüzden tur sitelerine girdiğinizde arama motorundan mutlaka eğer başladığınız yerde bitirmek istemiyorsanız başlangıç şehri ve bitiş şehrini ona göre seçmenizi tavsiye ederim. Bu turların belirli promosyonları oluyor. İşte 4 al 2 öde, 3 al 2 öde gibi. Özellikle bunları takip edin. Sitelerine girdiğinizde deal kısmı var. O deal kısmından bu indirimlere, promosyonlara ulaşabilirsiniz. Konakladığınız oteller genelde Amerika standartlarının üzerindeki oteller olur. Yani genellikle memnun kalırsınız otellerinden. Tek sıkıntısı birazcık Çinli nüfusu fazla oluyor açıkçası turlarda. Belki bu sizi birazcık rahatsız edebilir. Çünkü tercüme yapan rehberler de yine aynı şekilde Çince ve İngilizce olarak yapıyorlar. Şimdi bu turlara dahil olan fiyatlar ve olmayan fiyatlar var. Yine siz turunuzu seçtiğinizde ayrıntılar kısmından bunu göreceksiniz ama çoğunlukla ne dahildir? İşte havalimanı transferi sizi bir yerden başlangıç noktasından alacaklardır. Bu genellikle havalimanı olur. Bu dahildir. İkinci olarak atıyorum 5 gecelik bir tur alırsınız. Konaklayacağınız oteller dahildir. Bazı otellerde yemek imkanı sunarlar. Yine bunlar turun içerisinde ödeyeceğiniz fiyata dahildir. Bunun haricinde tur rehberiniz ücrete dahildir. Ama bu gezi kısmında işte gezeceğiniz eğlence parkları ya da müzeler için giriş ücretleri ödemeniz gerekir. Bu giriş ücretleriyle ilgili belki bazılarınızda CityPass dediğimiz kartlar mevcut olacaktır. Ya da giriş ücretini kendiniz almayı düşünebilirsiniz ama ne yazık ki turların birçoğu bunu kabul etmiyor. Sizleri tur sırasındayken otobüse soruyorlar. İşte şuralar gezilecek, buralardaki müzelere herkes girmek istiyorsa şu kadarlık bir kart ödemesi veriyorsunuz. Ya da işte şu turlara girmek isterseniz işte 3 tanesini seçiyorsunuz, 3 tanesini parasını ödüyorsunuz vesaire. Buna göre tur içerisinde satın almanız gerekiyor giriş için müze biletlerini. Eğer ki müzelere girmek istemezseniz, insanlar içeride gezerken siz de çevredeki yerlere gidebilirsiniz ama hani belli bir saat dilimi olacak. O saat dilimine göre işte serbest zamanı olan kişiler gidip oraları gezecek. Müzeyi gezen kişiler de hani çıktığında bir arada toplanmanız gerekir. Bu turlarda transferi sağlayabilmek için turunuzu alıp onay mailini aldıktan sonra uçuş bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Ki ona göre transfer zamanınızı ayarlasınlar. Uçuşunuz yoksa eğer siz onlardan da yardım alabilirsiniz. Yani tur düzenleyen insanlar sizlere nereden gelecekseniz ona göre uçak bileti de ayarlayabiliyorlar. Bunun için satın aldığınız tur firmasıyla iletişim kurabilirsiniz. Turlarda büyük valizlerinizi yanınıza alamıyorsunuz. Onlar otelde kalıyor. Siz sadece gezi sırasında yanınızda sırt çantanız, spor çantanız, daha küçük çantalarınız neyse onları alabiliyorsunuz. Çünkü otobüslerin hani alt kısmı normalde kullanılıyor ama ne yazık ki oralara valizlerinizi koymuyorlar. İkinci olarak otobüslerde ve otellerde sigara içemiyorsunuz. Aynı Türkiye'de olduğu gibi aslında. 300 dolarlık bir cezası oluyor genellikle. O yüzden bunun için de kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Videonun başında belirttiğim siteler arasında sizlere en çok tavsiye edeceğim site Tours for Fun sitesi olacak. En uygun turları muhtemelen orada bulacaksınızdır. Oraya girdiğinizde tur detaylarını da mutlaka inceleyin. Tek kişi gitmek istediğinizde o fiyat birazcık daha artacak ama 3 kişi veya 4 kişi gitmek istediğinizde tur fiyatı daha da düşmüş olacak. O yüzden insanları tanımasanız bile beraber almaya çalışın bu turları. Size daha maliyet olarak uyguna gelecektir. Bu turların içerisinde detaylara girdiğinizde etkinlik seviyeleri yazar. İşte kolay, orta, zor diye. Bu da ne demek oluyor? İşte geziyorsunuz ya atıyorum Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles vesaire. Ne kadar çok yürüyeceksiniz? Nasıl böyle yorucu olacak? Bunları belirtiyor. Easy'ler genellikle böyle spor yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Orta düzeyde olanlar daha böyle hafif yürüyüşler, doğa yürüyüşü vesaire gibi adlandırılır.
zor olanlarda daha böyle tırmanmalı, birazcık daha zorlu, işte yokuşvari yürüyüşler olacaktır sizin için. Bu turları aldığınızda iptal etmek isterseniz 16 gün öncesinden mutlaka bildirmeniz gerekir. Çünkü aksi takdirde ödediğiniz ücretten kesintiler olacak. O yüzden bir tur aldığınızda iptal etme gibi durumunuz olursa mutlaka, yani hatta benim size tavsiyem, bir ay öncesinden falan iptali için yazın firmanıza. Ve ayrıca araba kiralayıp gezdiğinizde işte otel masrafınız, arabayla gezeceğiniz yerler, ki belki arabada da yatacak olabilirsiniz, bu da mantıklı bir şeydir. Gezip göreceğiniz yerler sizin kendi belirlediğiniz, sağdan soldan duyduğunuz yerler olacaktır belki. Ama turla yaptığınız gezilerde özellikle batıda, doğuda, artık ne tarafa alıyorsanız bu turu, yani gidip görülmesi gereken her yeri size göstereceklerdir. Yani birinde arabasından konaklamasına, yemesine, içmesine, gezilecek her yeri tek tek sizin planlamanız gerekirken, turda siz sadece paranızı veriyorsunuz, onlar sizin için planlama yapıp gezdiriyorlar. O yüzden bu şekilde bir ayrım yapıp kolaylığına göre tercih yapabilirsiniz. Doğu kıyısında tur almak isterseniz, işte başlangıç noktanız New York olup bitiş noktanız Boston olabilir. Başlangıç noktanız New York olup Niagara Falls seçebilirsiniz bitiş noktası. Orada görülmesi gereken her yeri zaten size göstereceklerdir. Ben genellikle tur için size batı kıyısını tavsiye edebilirim. Çünkü daha fazla göreceğiniz yer olacaktır. İşte Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco. Yani o Kaliforniya civarında gezilip görülmesi gereken her yeri sizi gezdirirler. O yüzden şöyle minimum bir 6 gecelik, 7 gecelik bir tur satın almanızı tavsiye ederim. Ama Doğu kıyısı için 3 ya da 4 günlük bir tur sizin için yeterli olacaktır. Bu şehirlerin içerisinde küçük çaplı turlar da olabiliyor. Diyelim ki New York'a gittiniz, Manhattan'da bir tur yapacaksınız. Bu Hop-Off ya da Hop-On-Hop-Off gibi, tam olarak telaffuzundan emin olamadığım her ne hopsa, otobüslerden kiralayıp böyle üstü açık otobüsler size şehir turu yaptırıyorlar. Bu otobüsleri kiralayıp şehirde bir tur atabilirsiniz. Aşağı yukarı tur fiyatlarından bahsedecek olursak, işte 5 ila 7 gün arasında bir tur tercih ettiğinizde minimum 2 kişilik $600, $700, $800 şeklinde değişecektir. Bu Doğu kıyısı için 3-4 günlük bir tur tercih etme durumunuzda $300, $400 arasında değişecektir. Ama dediğim gibi, ne kadar çok kişi satın alırsanız bu turu, size o kadar çok indirimli olacaktır. Evet arkadaşlar, turlarla ilgili özellikle bilmeniz gerekenler bu şekilde. Eğer ki sorularınız olursa bizlere her zaman ulaşmaktan çekinmeyin. Bu videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda bir yerlerden kanalımıza da abone olabilirsiniz. Aşağıda. Aşağıda. Hoşçakalın. Ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve bu... Hareket gelmedi. Aynı zamanda dedin, çektin silahı. Ya sen bunu nasıl fark ediyorsun o sırada ya? Diyelim ki Los Angeles'tan Las Vegas'a... Las Vegas'a... Neyi? Fiyatları. Fiyatları. Ya öf! En baştan ha. Mikrofonu mu kırıyorsun? Yerinde yer.